Tatlı çocuk hoş geldin. Bugün menümüzde parabol var. Cemre Su Kıra burada selam olsun. Parabol özel isteğinde bulundu. Onun için parabol 1, 2, 3 çekeceğiz. Bugün hepsi muhtemel kanalla olacak. Buna ait bir canlı yayın, yani orta ve üst seviye sorulardan oluşan bir canlı yayında ileriki günlerde söz vermiş olalım. Parabol aslında çok güzel bir konu, çok tatlı bir konu. Fakat bu konuyu genelde sevmiyorsun veya sana biraz uzak geliyor. Sebebi biraz antik geometriden uzak olmak aslında. Yani analitik noktasında ne kadar iyiysek aslında parabolde de o kadar iyi görüyoruz. Biraz da fonksiyon grafikleri biliyorsan aslında parabol için çok ekstra aman aman bir kaygımızın olmaması lazım. Yani sözün özü parabol aslında antidepresan gibi bir konudur. Aynen. Evet. Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarırım gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan kafayı. O zaman bu çılgın neyden sonra, aradan sonra biz konuya başlayalım. Şimdi ne diyor bana, parabol için neler söylüyor ona bir bakacağız. Diyor ki ikinci dereceden fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonun grafiğine parabol diyeceğiz. O zaman biz parabolü abi bir grafik olarak bilmemiz lazım. O zaman grafikse nerede çizeceğim bu grafiği? Koordinat düzleminde. Yani koordinat düzleminde neler yapıyorsam onları hatırlamam lazım grafikle alakalı. Hadise diyor ki parabol üzerinde, bunu söyledikten sonra parabol üzerinde diyor ki noktaların koordinatları parabol denklemini sağlar ki biz bunu zaten herhangi bir fonksiyon için de söylüyoruz. Yani bir fonksiyonun grafiğini çizdiysem üzerindeki bir noktanın koordinatları, yani absisi x, ordinatı b ise veya işte x'e y, a'ya b filan ise bu koordinatları götürüp denklemde yerine yazdığımda, bahse geçen fonksiyonu denklemde yerine yazdığımda sağlamalı. Yani eğer bana diyorsa ki işte 1,2 noktası parabolün üzerinde bir nokta, o zaman xn'e 1 yazdığımda fx'in 2 olduğu anlamını taşıyacak bu benim için. Okey. Sonra ne diyor? Şunu diyor. Diyor ki eğer buradaki a, yani biz buna eskiden küçükken baş katsayı diyorduk, sıfırdan büyük ise parabolün kolları yukarı doğru olacak. Bahsi geçen şey, yani söz edilen şey bu. Şu şekilde yukarı doğru olacak. Gene benzer şekilde eğer a sıfırdan küçük ise de bu sefer diyeceğim ki kolları, parabolün kolları aşağı doğru olacak. Yani şuradaki gibi olacak. Buraya bir ek ilave yapıyorum. O da şudur. Eğer biz bu bahsini ettiğimiz a'nın mutlak değercesi, mutlak değerinin, yani mutlak a'nın bir yazamadık, söyleyemedik de. Saat 01.18 10 olsa gerek. Mutlak a'nın büyümesi durumunda da, yani bu ne demek? A pozitifse 1 iken 2 olması, 2 iken 3 olması, 3 iken 4 olması gibi, veya negatifse a eksi 1 iken eksi 2, eksi 3, eksi 4 olması, yani bu durumda mutlak değerleri büyüyecek. Büyük olması durumunda, yani mutlak değer a büyüdükçe diyorum ki abi parabolün kolları birbirine yaklaşır. Büyüdükçe, neyse bunu uzun uzun yazmayayım. Bunu aklına küpe olarak kulağına geç. Aklına nasıl küpe olacak? Mesela şu y eşittir x kareye ait bir parabol grafiği ise işte 2x kare ile başlayan bir parabol biraz daha böyle kolları birbirine yakın. İşte 3x kare biraz daha yakın gibi olur. Veya atıyorum şu eşittir y eşittir eksi x kare artı 3x artı bilmem ne gibi bir parabol ise eğer baş kat sayısını eksi 2 yapacak olursam onun kolları şöyle biraz daha birbirine yakın olacak. Yani eksi 2x kare de kabaca şöyle bir şey olur diyor. Artı nokta nokta ne varsa. Sıkıntı yok. Anlaşırız. Şimdi bu kadar bilgi bizim için soru çözme adına yeterli mi? Temel seviyede evet. Adam bana diyor ki aşağıdaki noktalardan hangisi bu parabolün üzerindedir? Abi nokta parabol üzerinde ise onun denklemini sağlar. Yani xn'e 1 yazdığımda 3 oluyorsa a şıkkını işaretleyeceğim. Fakat xn'e 1 yazdığımda 3 olmuyor. Bay bay. 0 yazdığımda 2 oluyor mu? Hayır. Eksi 1 yazdığımda 1 oluyor mu? Maalesef. 2 yazsam 5 olur mu? 4, 4, 8, 5. Evet olur. 2 yazdığımda 3 olmaz zaten. 5 olduğunu söyledim. İstersen bir bakalım f2'nin kaç olduğuna. 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 4 eksi 3, yani 5 etti. O zaman demek ki absisi 2 olan noktanın bu parabolün üzerinde olmak şartıyla ordinatı kaçmış? 5'miş birader.
Şimdi ne diyoruz? Madem bir grafik çizeceğiz, eskiden söylediğimiz gibi biz herhangi bir fonksiyonun grafiğini çizerken özellikle doğru denklemlerini, işte o analitikte doğrunun analitiğini falan yaparken işte eksenleri kestiği noktalar falan diyorduk. Burada da benzer şeyi söylüyoruz. İki tane eksenimiz var. Biri x, biri y. Adam diyor ki herhangi bir parabolün x'inin yerine, yani değişken olan x yerine 0 yazarsan bu durumda y ekseni kestiği noktanın ordinatını bulursun. Y'sini 0'a eşitlersen, yani ax kare artı bx artı c'yi 0'a eşitlersen de eğer bulabiliyorsan köklerini, bulduğun kökler senin x ekseni kestiği noktaların nesidir? Apsisleridir abi. Yani x ekseni kestiği noktayı bulmak için denklemi 0'a eşitliyor. Kökü buluyorsun, sonra da o noktanın koordinatlarını yazıyorsun. Mesela kök 3 ise 3,0 noktasında diyorsun ki x ekseni keser gibi. Okey. O zaman burada haliyle neler devreye giriyor? Şu, abi biz herhangi bir ikinci dereceden denklemin köklerini nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. Öncelikli olarak bakıyorduk. Diyorduk ki bu çarpanlarını ayrılıyor mu? Eğer öyleyse çok iyi. 10 numara. Hayatım, keyfim 10 numara deyip yürüyordun. Çarpanları ayırmıyorsa işin içine delta giriyordu. Aynen, delta giriyordu. Delta ile alakalı birkaç cümle kuracağız az sonra ama yine de şimdiden hatırlatmış olayım. Delta dediğim şey neydi tatlı çocuk? Ax kare artı bx artı c ikinci dereceden denkleminin deltası b kare eksi 4ac ile bulunuyordu. Sonrasında ne diyorduk? Şunları diyorduk. Eğer delta sıfırdan büyükse diyorduk ki denklemin birbirinden farklı iki reel kökü var. x1 ve x2 olmak üzere. x1'i şöyle buluyordum. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. x2'yi de şöyle buluyordum. Eksi b artı kök delta bölü 2a ile. Okey. Birbirinden farklı iki reel kök var. Çözüm kümesi kaç elemanlı? 2 elemanlı diyorduk burada. Ardından delta 0'a eşitse diyorduk ki x1 eşittir x2 eşittir eksi b bölü 2a gibi iki kök var. Niye? Abi ben deltayı 0 yazacaksam, deltayı 0'a eşit bulduysam, bu sarıyla boyadığım yerlere 0 yazarsam zaten ikisi de eksi b bölü a çıkar. Demek ki denklemin gene iki kökü var. Ama çözüm kümesi bir elemanlı. Yani denklemin birbirinden farklı iki kökü var diyemiyorum az önceki gibi. Bir tane kökü var. Ama kök adedi kaç dese gene iki. Kökler birbirine eşit. Çakışık kök veya çift katlı kök diyorduk. Hatta burada bunu sağlaması gerekiyorsa, yani delta 0 eşitse diyorduk ki denklem bir tam karedir. Mesela atıyorum 2 çarpı x eksi 1'in karesi gibi. Okey. Sonra cazıma şunu diyorum. Delta 0'dan küçükse diyorduk abi reel kök yok. Kök yok değil, reel kök yok diyorduk. Aynen. Yoksa karmaşık kök var idi. Okey. Bunları hatırladıktan sonra başka ne bilecektik abi? Biraz geçmişe gittiysek şunları da hatırlayalım. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı olan x1 artı x2'yi eksi b bölü a ile buluyordum. X1 çarpı x2'yi c bölü a ile buluyordum. Ve x1 eksi x2'nin farkının mutlak değerini de kök delta bölü mutlak a ile buluyordum. Bunların bizim cebimizde, heybemizde olması lazım. Olmasa ne oluyor hocam? İşte soruda çıkıyor, zor diyorsun. Yani parabolün aslında kendi içinde çok ekstra bir konu anlatımı veya belli bir konu birikimine çok ihtiyacı yok. Sürekli geçmişle ilişkilendiriyorsun. O ilişkiyi iyi kuruyorsan abi süper. Yoksa haşırt. İkinci soruda bana diyor ki abi y eksenini hangi noktada keser? Ben herhangi bir şeyin, herhangi bir grafiğin y ekseni kestiği noktanın ordinatını arıyorsam x'e ne yazıyorduk baba? 0 yazıyorduk. X'e 0 yazdım. Bu da 0, bu da 0. Yani y'si kaç oldu? 11. X'e 0 yazdım. Y'yi 11 buldum. Demek ki bahsi geçen noktanın 0,11 olduğunu söyleyeceğim. Neredesin abi? Buradayım abi. C şıkkına paket. X ekseni kestiği noktayı bulmak için denklemi 0'a eşitliyordum. Yani şunu 0'a eşitliyordum. Ve diyordum ki ulan inşallah bu çarpanlarına ayrılıyordur. Yani deltayla falan uğraştırmıyordur beni. Bakalım hakikaten öyle bir lükse sahip miyiz? Ana kız hakikaten bu çarpanlarına ayrılıyor. X eksi 4 x artı 3 diye. O zaman diyorum ki bunu 0'a eşit yapan x değerleri 4 ve eksi 3 olmak üzere 2 tane. Dolayısıyla x ekseni kestiği noktalar soruluyorsa 4'e eksi 3 demiyorum. Dikkat, bunlar x ekseni kestiği noktaların apsisleri. Peki noktaları nasıl yazacağım? 4,0 y yerine 0 yazmıştım. Eksi 3,0 y yerine 0 yazmıştım. Bu iki nokta neredesin? Aha da buradayım diyor. C şıkkını işaretleyip paket yapıyorum onu da. Güzel. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki parabolün denklemi bu ise b bölü a ne diyor. Abi biz az önce ne dedik? Bizim x ekseni kestiğimiz noktaların apsisleri bahsi geçen ikinci dereceden denklemin kökleriydi. O zaman ben burada köklerin eksi 1 ve 2 olduğunu söyleyeceğim. Okey. Yani ben bunun aslında eksi 1,0
ve 2,0 gibi noktalarının parabolün üzerinde olmasından dolayı bu koordinatların bu denklemi sağlaması gerektiğini söyleyeceğim. Ne yapacağım o zaman abi? X'lerine eksi 1 yazıyorum. 1 artı a artı b eşittir 0. Yani a artı b'yi buradan ne buluyorum? Eksi 1. 2 yazarsam 4 eksi 2a artı b eşittir 0. Ne geliyor oradan? B eksi 2a eşittir eksi 4 geliyor sanırım. Hatta onu şöyle yazalım daha tatlı olsun. 2a ve b'yi öbür tarafa atayım. Yani 2a eksi b eşittir 4 kalsın. Aynen. Okey. Şimdi bu soruyu çözmek için aslında bu yapacağım ikinci, üçüncü alternatiftir. İlk alternatif daha farklı ama o biraz beklesin beni. Çünkü biraz parabolde ilerlemem lazım. Ne yapacağım bunları tatlı çocuk? Alt alta yazmışım. Üst üste topluyorum. Sonra da diyorum ki cup cup b'ler birbirini götürüyor. 2a ile a'yı topladım. 3a. 4 ile eksi 1'i topladım. Artı 3. Aynen. A'yı kaç buldum buradan abi? 1. A'yı 1 bulan adam B'yi kaç bulur? Eksi 2. Aynen. Nereden buldun hocam? Götürdüm herhangi birinde yerine yazdım. Onu da üstteki olarak seçtim. Alttakine de yazsan sıkıntı olmaz. Bana diyor ki B bölü A'yı bulur musun? Bulurum birader. Eksi 2 bölü 1. Fişek. Aynen. Devam ediyorum sıradaki soruyla. Bakalım ne var? 5. Yandaki şekilde diyor ki x kare eksi mx artı n parabolünü sana verdim diyor. A noktasını bulur musun diyor. Gene az önceki şekilde ifade edeceğim. Abi bu nokta ve bu nokta parabolün üzerindeki noktalar dolayısıyla denklemi sağlar. Fakat öncelikli olarak şundan yürüyeceğim. Niye ondan yürüyeceğim hocam? Şu yüzden tatlı çocuk. X'lerine 0 yazıyorum. 0 yazıyorum ve y'sini 3 eşitliyorum. 0 yazdım 0, 0 yazdım 0 artı ne? Yani ne eşittir 3? Oo çok iyi. O zaman aslında biz şunu söylüyoruz. Neyi? Biz x'e özür. Y ekseni kestiğimiz noktanın nesini biliyorsak, ordinatını biliyorsak aslında o bizim denklemimizin nesi sabit terimi. Yani eğer ben y eksenini eksi 3'te kesiyorsam abi otomatik şuranın hemen eksi 3'e eşit olduğunu çakmam lazım. Çakmıyorsan vallahi sana çakarlar. Özür. Şunu eksi 3 yapacaktım. Şunu da eksi 3 yapacaktım. Okey. Gece 1,5 oldu. Ondan olsa gerek. Kusura bakmayasın. Sonra abi 3,0 bunu sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman yürüyorum. Yazıyorum x yerine 3'ü. Y'sini 0 eşitleyeceğim sonra. X yerine 3 yazıyorum. Karesi 9. X yerine 3 yazıyorum. Eksi 3m artı n. Yani eksi 3 eşittir 0 olacak. Buradan ne çıkıyor tatlı çocuk? 3m6 yani m2 çıkıyor. O zaman biz bu denklemin x kare eksi 2x eksi 3 olduğunu söyleyeceğiz. Bunun kökçükleri ne? Bunun kökçükleri. Çarpanlarını ayırıyorum. X eksi 3, x artı 1 diye eşittir 0. Buradan bir kök geliyor 3, bir kök geliyor eksi 1. Zaten 3 olan kökün şurası olduğunu görüyorum. Eksi 1 olan kökün de şurası olduğunu söyleyeceğim. Yani A noktasının apsisine eksi 1 diyeceğim. A noktasını sorsaydı diyecektim ki eksi 1'e 0. Ama sormamış. O yüzden paket turizm. Geldim buna. Diyor ki yandaki şekilde parabolünü sana verdim. OK eşit 4 ON. Evet. Soru biraz erken geldi ama olsun sıkıntı yok. Yürüyorum. Şunu söyleyeceğim. Şu uzunluk B birimse şu uzunluk 4B birim. O zaman ben N noktasının koordinatlarının B virgül 0 olduğunu söylemiş veya o şekilde kabul etmiş oldum. Fakat K'nın koordinatlarını yazarken dikkat et. Ne yazacağım buraya? Eksi 4B virgül 0. Niye? X ekseni ne tarafındayım? Sol tarafındayım. Yani negatif olmalı apsis. Okey baba. O zaman ben burasının eksi 4B, burasının B olduğunu söylediysem köklerin eksi 4B ve B olduğunu söyleyeceğim. Yani atıyorum x1 eşittir eksi 4B, x2 eşittir B kabul edebilirim. Sonra şöyle yapıyorum. Diyorum ki kökler toplamım neydi birader? İşte bunların toplamı ne yapar? Eksi 3B. Kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a'dan. Yani eksi b bölü a yapacağım. Eksi b 3, a eksi 1. Ana! O zaman bu da eksi 3 oldu. Eğer eksi 3 b eksi 3 ise b eşittir 1. Evet içelim. Sonra ne oluyor? Demek ki x1 dediğim şey eksi 4 b'ydi. B'yi 1 bulduysam eksi 4. X2 dediğim şey B idi. Yani B'yi 1 bulduysam 1. Nokta. Peki. Şimdi benden istenen ne? Şuradan bakıyorum. Benden neyi istiyor? Diyorum ki o zaman kökler çarpımı yani X1 çarpı X2 de
4 kere 1 kaç yapar? 4. Neydi? C bölü A. C bölü A'sı ne olur bunun? N bölü eksi 1. O zaman N'nin de kaç olduğunu bulduk. Evet, özür. Vallahi iyi değil. Demek ki gece bu vakitte video çekmemek lazımmış. Kökler çarpımı kaç olacak? Eksi 4. Kökler çarpımına ne dedim? N bölü eksi 1 yani eksi N. N kaç olmalı? 4. Zaten eksi 4 olmasına imkan yok. Niye? Çünkü N dediğimiz şey bizim y ekseni kestiğimiz noktanın ordinatı. Yani N şurası. Abi bura negatif olur mu ya? Allah ya. Okey baba. Gel bakalım. Evet, burada şunları söylüyor adam. Diyor ki eğer biz ax kare artı bx artı c denkleminde katsayıları biliyorsak delta'yı da biliyoruzdur. B kare x 4 ac. Eğer delta sıfırdan büyükse diyorduk ki eskiden iki farklı kökümüz var. Şimdi de diyoruz ki x eksenini iki farklı noktada keseceğiz. Deltamız sıfıra eşitse diyoruz ki x eksenine teğet olacağız. Okey. Teğet olacağız. Delta eşit sıfır ise. Ve son olarak da diyeceğiz ki eğer birader delta sıfırdan küçük ise parabol x ekseni kesmeyecek. Nasıl olur hoca? Mesela sıkıyorum. Aha da şöyle. Veya şöyle. A'sının pozitif veya negatif oluşuna göre değişecek. Şimdi burada diyor ki x ekseni pozitif tarafta teğetim. Bu arada şunu da ifade edeyim. Biraz erken olacak belki bunun için ama ileride söylemeden şurada ifade edeyim. Eğer x ekseni teğetsem yani delta sıfır eşitse denklem tam kare olacak demiştik. Yani işte mesela kim gibi az önce verdiğim örnek gibi 2 çarpı x eksi 1'in karesi. Bu durumda bu parantez için sıfır yapan x değeri için yani x eşittir 1. Dolayısıyla bu bana şunu söyleyecek. Diyecek ki bu parabol abi x eksenine apsisi 1 olan noktada teğettir. Okey. Şimdi bu soruyu önce şöyle çözeceğim. Diyeceğim ki abi teğetlikten söz ediyorsa bunun deltasının sıfıra eşit olması lazım. Delta dediğim şey b kare eksi 4 ac idi. B eksi 2a karesini aldım 4 a kare eksi 4 a'sı 1 c'si 9. Bu eşit 0. Yani 4 a kare eksi 36 0 eşittir 36. O zaman a kare 9 ve a kaç? 3 bile der. Şimdi şıklarda özür. Yavaş. Evet a 3 ya da a eksi 3 bile der. Şimdi pozitif tarafta teğet ise cevap kaçtır deyince genelde buna 3 diyorlar ama o olmaz. Ne yapacağım burada abi? Pozitif tarafta teğet ise diyeceğim ki o zaman bunun kökleri de pozitiftir. Dolayısıyla kökler toplamı da pozitiftir. Yani eksi b bölü a'sı da pozitiftir. Eksi b dediğim 2a, a'sı 1 bunun da pozitif olması lazım. Yani demek ki a'yı pozitif almalıymışız bu soru için. Evet. Ama bunu kontrol etmelisin. Yani her soruda böyle pozitifse pozitif alacağım dersen oturursun. Peki bu soruyu başka nasıl yapardık hoca? Şöyle tatlı çocuk. X eksenine teğetse delta sıfır eşit olacak dedik. Ve bu bir tam kare olacak. X kare var 9 var. O zaman diyorum ki bu ya x artı 3'ün karesidir ya da x eksi 3'ün karesidir bro. Ne olacak hoca? Şimdi bu parantezin içini sıfır yapan değerde de teğet olduğu noktanın apsisi var demiştik. Bunu sıfır eşitlersem x eksi 3 olur. Olmaz. Bunu sıfır eşitlersem x 3 olur. İstenen gerçekleşti. Yani bahsi geçen denklem aslında şu ayarda olmalıymış. X eksi 3'ün karesi. Ana iyi lan. Aç bunu. Birincinin karesi x'in çarpımı 2 katı artı ikincinin karesi. Yani eksi 2a buradaki katsayı olan eksi 2a kaç olmalıymış? Eksi 6. O zaman a kaçtır? 3. Fişek. Vallahi güzel konu. Yandaki şekilde bir parabol verdim. Diyor ki hangileri doğrudur? Delta sıfırdan büyük diyor. Haklı. Neden? X ekseni iki farklı noktada kesmiş. Eyvallah. C'si sıfırdan büyük diyor. Haklı. Neden? C dediğim y ekseni kestiğim noktanın ordinatıydı. Pozitif. Doğru. A sıfırdan küçük demiş lan diyorum. Yürü git. Kollar yukarı doğru bile der. A sıfırdan küçük olur mu? Büyük olması lazım. Yani cevabım yalnız 1-2. Yani E şık. He, güzel. İçiyoruz. Parabole ait neler söyledik? Abi işte dedi ki eksenleri kestiği noktalar. Şimdi parabolün çok özel bir noktasından bahsedeceğiz. Ne o? Tepe noktası. Aha da şu. Tepe noktasını şöyle gösteriyor. Bak T, R virgülü K veya parabole şöyle ufak bir çizik atıyor. Yani kellesinden. Bu şu demek. Yani ben bu noktada bir tane teğet çizmişim ve bu teğet x eksenine paralel. Bunu görüyorsan orada bir
Tepe noktası var diyeceksin. Okey abi. Peki ben bunu nasıl buluyorum? Şöyle. Tepe noktasından geçen şu doğru yani x eşittir r doğrusu parabolü iki eş parçaya böler. Yani şu minnoş uzunluk şu minnoş uzunluğa eşittir. Şimdi biz x ekseni kestiğimiz noktalara x1 ve x2 dediysek abi ki öyle dedik. R bu ikisinin tam ortasında. Yani R dediğimiz şey aslında x1 artı x2'nin tam ortası yani toplamının yarısı. Bu da bir antikiyometri bilgisidir. Çünkü biz orta noktanın apsisini nasıl buluyoruz? Sağ ve soldaki apsisleri toplayıp ikiye bölüyoruz. Bileler x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. O zaman ne olur bu? Eksi b bölü 2a. İyi. O zaman r'yi buldum mu? Buldum. Bunu hafızama kodluyorum. Çok iyi bir şekilde kodluyorum. Unutmayacak bir şekilde. Tepe noktasının apsisini r eşittir eksi b bölü 2a ile buluyorum. Ve diyorum ki x eşittir r doğrusu yani x eşittir eksi b bölü 2a doğrusu parabolün simetri eksenidir. Güzel. Ne demek parabolün simetri ekseni? Yani abi şu uzunluk çup çupsa şu uzunluk da çup çup. Hatta x eksene paralel şöyle bir şey çizecek olsan şu uzunluk çup çupsa şu uzunluk da çup çuptur. Nereden nereye? Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Evet, bu değerler birbirine eşit olur. Ve bu bazı güzellikler de sağlıyor bana. Nasıl? Mesela atıyorum şurası 1, şurası 11 ise abi bu iki değer birbirine eşitse yani f1, f11 eşitse 1 ile 11'i topluyorum, 2'ye bölüyorum. Kaç ediyor? 6. O zaman r'si 6 diyoruz. Bu da güzel bir şey. Güzel. Yani aslında şunu söylüyorum. Ben simetri ekseni neyse o artık ne kadar sağa gidiyorsam ve ne kadar sola gidiyorsam simetri ekseninden göreceğim değerlerin aynı olduğunu söylüyorum. Okey abi. R'yi bulduktan sonra K'yı nasıl bulacağız? Birader bu T, R virgül K noktası parabolün üzerinde bir nokta mı? Evet. O zaman denklemi sağlar. Yani X yerine götürüp R yazdığımızda bu bize K'yı verecek. Yani K dediğimiz şey aslında FR'dir. Aynen. O zaman bunun R'yi götürüp yerine yazdığımızda şöyle enteresan bir formül çıkardığını görüyoruz. 4AC eksi B kare bölü 4A. Fakat bunu bence aklımızda tutmamıza gerek yok. R'yi götürüp yerine yazar. Daha makul bir iş yapmış oluruz. Devam ediyorum bileder. Bana diyor ki bunun tepe noktasının koordinatları toplamını bulabilir misin? Buluruz abi. Önce r'sini buluyorum. Eksi b bölü 2a'dan. Ne yapıyor bu tatlı çocuk? Eksi b'si 6, 2a'sı 2 yani 3. Ardından k'sını buluyorum. Nasıl buluyorum? 3 yazıyorum. X yerine 9 eksi 18 artı 7 işte geliyor. Eksi 2. Demek ki bahsi geçen tepe noktasının koordinatları 3 virgül eksi 2'ymiş. Bana diyor ki bunların toplanacaklarını bulur musun? Topladım birader. Ne oldu lan? Evet. Şunu bir olması gerektiği yere getireyim. Güzel. Ne yapıyorduk? En son topluyorduk. Topla bunları birader. Kimle kimi toplayacağım? 3 ile eksi 2'yi toplarsam kaç eder? Artı 1. Neredesin? Aha buradayım. Güzel. Şimdi dikkat et tepe noktasını göstermiş ve tepe noktasına ait apsis bilgisi de bende mevcut. Yani aslında diyor ki r eşittir 3. Peki r'yi nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a ile. Yani adam diyor ki eksi b bölü 2a dediğim şey 3'müş. Peki bunun b'si ne? Aha da şurası. Yani eksi parantezinde m eksi 3. Eksi b'si ne olur? M eksi 3 olur. Önüne bir eksi daha yazdım. A'mız kaç? Baba 1. 2A ne olur o zaman? 2. Bunun kaç olduğunu söylüyorum. 3. O zaman M eksi 3 eşittir 2 kere 3. 6. Yani M eşittir 9. Fişek turizm. Müthiş. Tepe noktası orijinde olan parabol. Okey. Tepe noktası orijinde ise abi tepe noktasının koordinatları 0,0. Yani R'miz 0. R 0 ise eksi b bölü 2 a 0. O zaman bunun payı 0. Yani kim? B 0. Paydası vurulmaz zaten. B dediğim şey neydi? X'li terimin katsayısı. X'li terimin katsayısı 0 ise bu şu demektir. A artı 2 0 yani a eksi 2. O zaman y ne olacak? Eksi 2'yi yerine yazıyorum. Eksi 3 x kare. Bunu zaten çöpe çekmiş oldum. Bu parabolü bu noktadan geçiyor. O zaman bu noktanın koordinatları parabolün denklemi sağlar. Yani şurada x yerine 2 yazınca eksi 3 çarpı 4 eşittir ne olacak? O da eksi 2 olacak. Zaten bana neyi soruyor? Zaten bana neyi soruyor? Eksi 12 diyorum. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre. He.
Tepe noktası y ekseni üzerindeyse demek ki y ekseni üzerinde olan bir noktanın nesi? Absesi sıfırdır. Yani ben tepe noktasının r'sinin sıfır olduğu bilgisine sahibim. Bir başka deyişle eksi b bölü 2a'nın sıfır olduğu bilgisine sahibim. O zaman b eşittir sıfır diyorum aga. Peki b dediğim şey neydi? X ile terimin katsayısı. Yani şurası sıfır. Burası sıfırsa m artı 2 sıfırmış bile der. Yani m eşittir eksi 2. Okey. M yerine eksi 2 yazarsam ne yapar bu? Fx eşittir x kare eksi 1. Şurayı komple sıfırladım. M yerine eksi 2 yazdım. Noktayı koydum. Bana diyor ki fx'in alabileceği en küçük değer. Birader, şimdi bu soruyu şimdilik şöyle çözüyorum. Nasıl? X kare dediğim şey daima sıfırdan büyük eşittir. Negatif olmasına imkan yok. O zaman x kare eksi 1'de 1 çıkardım. Eksi 1'den büyük eşittir. O zaman en az kaçtır bu? Eksi 1. Veya bunu başka nasıl ifade edeceğiz? Şöyle. Diyeceğiz ki tepe noktası R virgül K koordinatlarına sahipti. Okey. R dediğimiz şey bizim simetri eksenimizdi. Evet. K dediğimiz şey de şudur. Eğer parabolün kolları yukarı doğruysa K parabolün veya o fonksiyonun alacağı en küçük değerdir. Dolayısıyla tepe noktası da bunun minimum noktasıdır. Tam tersi kollar aşağı doğruysa bu durumda K dediğimiz şey fonksiyonun alacağı en büyük değer ve tepe noktası da fonksiyonun maksimum noktasıdır diyoruz. Yani en büyük değer, en küçük değer sorulanda aslında bize K'yı soruyor olacak çoğu zaman. Bazı agresif bunların olmadığı durumlar da var. Ona da kısmetse sonraki derslerde göreceğiz. Buraya kadar izlediysen teşekkür ediyoruz. Beğenip paylaşıp abone olmak ellerinden öper. Sağlıcakla kal tatlı çocuk ve aynı zamanda çok çalış. Çünkü çalışmak önemli. Çok bir şey kalmadı. 4 aydan geriye soruyoruz. Ondan sonrası sende yani. Evet, top sende. Aman gözün seveyim. İyi çalış.